Line TV'de eğitim saatinden mutlu günler sayın seyirciler. Bugün Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanı Profesör Doktor Tevfik Alıcı ve öğretim görevlisi Hayriye Güleç konuğumuz. Bakalım nasıl bir bölüm bu? Nasıl bir eğitim veriliyor? Öğrenelim. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Şöyle başlayalım dilerseniz. Psikoloji nedir? Nasıl tanımlayabiliriz? Psikoloji aslında psikolog deyince herkesin aklına biliyorsunuz davranış bozuklukları, onların tedavisinde kullanılan terapiler, psikologluk deyince böyle şeyler gelir. Elbette bu yaptığımız işler arasında en önemlileri olmakla birlikte aslında psikoloji temel bir bilim. Bana göre elbette biyoloji gibi, sosyoloji gibi temel bir bilim. İnsan davranışlarını, insan zihnini anlamaya çalışan temel bir bilimdir. Psikoloji her şeyden. Psikoloji dalları dediğimizde peki nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Evet, güzel bir soru. İşte biraz önce söylediğim klinik psikoloji, yani insanlara ruhsal sorunları olan insanlara yardımcı olmaya çalışan psikoloji dalı, klinik psikoloji ya da belki başka bölümlerde, başka yerlerde uygulamalı psikoloji olarak bilinir. Ama o psikolojinin sadece bir dalı, bir uygulamalı alanı. Daha temel alanları var. Deneysel psikoloji var. Laboratuvarlarda falan deneyler yaparız. Her zaman insanlarla çalışmayız. Efendim, sosyal psikoloji var. İnsanı yine ilişkileriyle, insan ilişkilerini anlamaya çalışan, yine insanı anlamaya çalışan ama ilişkileriyle anlamaya çalışan kültürel psikoloji vardır. Kültürel farkları çalışan yine. Bilişsel psikoloji vardır. Benim de bir parça içinde olduğum. İnsan zihnini nasıl düşündüğümüzü, nasıl duygulandığımızı anlamaya çalışan. Şimdilik gelişim psikolojisi vardır. Çok eğlenceli. Çocuklarla çalışırlar genellikle. Yetişkinlerle de çalışabilirler elbette ama insanı yine gelişim aşamalarıyla, gelişim evreleriyle, doğal gelişim evreleri dahilinde anlamaya çalışır. Böyle alanlarımız vardır. Evet. Bunların hepsi bir uzmanlık alanıdır elbette eğitimimiz boyunca. Geçelim şimdi Uludağ Üniversitesi'ne. Uludağ Üniversitesi'nde nasıl bir bölüm bu? Birazcık tarihçesinden bahsedelim önce isterseniz. Tabii ki. Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2004 yılında aktif hale geldi. Eğitime, öğretime başladı. Şimdi bölümümüzde 9 öğretim elemanımız, yani ders veren hocalarımız ve 24 araştırma görevlimiz var, asistanımız var. İlgi çok, bu konuda belki daha sonra konuşuruz. 9 öğretim elemanından 6'sı öğretim üyesi, yardımcı doçent ve üstü. 3'ü de öğretim görevlisi kadrosunda ders vermekteler. Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam en son haliyle 7. sıradayız. Devlet üniversiteleri arasında 7. sıradayız. ÖSYM'nin sınavlarında puanlarına göre 7. sırada ve alan olarak, biraz önce konuştuğumuz alan olarak gayet dengeli bir dağılım sergileyen deneysel psikologlarımız var, deneyler yapan bilişsel psikologlarımız, gelişim psikologumuz var, sosyal psikologumuz var, uygulamalı yani klinik psikologumuz var. Hayriye Hanım da onlardan birisi. Evet, bu şekilde bir güzel bir kadrosundan bahsettik ve tarihçesinden bahsettik. 2004 yılından itibaren eğitim vermeye başlamış bölüm. Hem lisansımız var, hem yüksek lisansımız var. Ve geçen sene itibariyle de doktora açtık. Yani şu anda hem lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri alıyoruz aktif olarak. Evet. Peki geçelim nasıl bir eğitim verildiğini bu bölümde. Dilerseniz sizle devam edelim Hayriye Hanım. Nasıl, yani psikoloji bölümünde, Uludağ Üniversitesi'nin psikoloji bölümünde eğitim dediğimizde ilk akla, ilk hedeflenen şey ne geliyor? Biraz ondan bahsedelim, özünden bahsedelim. Sonra da derslere geçeriz diye düşünüyorum. Psikolojinin temel bir bilim olduğunu söyledikten sonra da bu temel bilim alanı ve onun alt alanları ile ilgili olan konulardaki genel bilgileri öğrencilere kazandırmak temel amaç. Buna yönelik de hani psikolojiye giriş dersiyle, gelişim psikolojisi gibi, sosyal psikoloji gibi, endüstri örgüt psikolojisi ve klinik psikoloji gibi hani psikolojinin genel alanları hakkında bilgi verecek, öğrencilerin yetkinliğini artırabilecek nitelikte bir eğitim vermeye çalışıyoruz.
teorik anlamda öğrenciler diyelim ki birinci sınıfta neler öğreniyorlar, neler kendilerine katmış oluyorlar? Hem sosyoloji hem felsefeye giriş dersleriyle birlikte psikolojiye giriş derslerini alıp bu temel alanlardaki genel bilgilerini artırma yönelik ilk etapta bir ilk yılda eğitim alıyorlar. Daha sonra da psikoloji girişi aldıktan sonra devam eden yıllarda da diğer alt alanların giriş ve seçmeli olarak seçmeli konuları üzerinde ilgi alanlarına göre yönelebiliyorlar. Evet. Diğer alanlarla da çok ilişkili aslında değil mi? Dediğiniz gibi felsefeyi de evet, sonuçta kesinlikle görüyorlar ilk sınıflarında ve sosyoloji de keza çok önemli. Evet, hepsi birlikte temel bir bakış açısı kazandırmak açısından da temelinde onu almış oluyorlar evet, ki sonradan yine kendi dallarına ayrılabilsinler herhalde. Evet. Evet, sizle devam edelim. Siz nasıl tanımlarsınız Uludağ Üniversitesi'ndeki eğitim anlayışını, psikoloji bölümünde öğrenciler nasıl bir eğitim görüyor, nasıl bir sistem işliyor? Aslında o güzel bir soru. Neden? Çünkü birinci sınıflarla bizim birazcık problemimiz vardır genellikle. Çünkü geldikleri andan itibaren psikolojiyi öğrenelim, icra edelim. Hemen bir giriş yapmak istiyorlar evet, herhalde. Evet, o hevesle evet, girir. Ne zaman efendim görüşmeler yapacağız gibi, ne zaman testler uygulayacağız, görüşmeler yapacağız. Birinci sınıf birazcık bizim öğrencileri, bütün Türkiye'de, belki bütün dünyada psikoloji öğrencilerinin kaderidir bu ama biraz hayal kırıklığına uğrarlar. Neden? Çünkü psikolojiyi öğrenmeden önce bilim nedir, bilimsel nosyon nedir, araştırma yapmak nasıl bir süreçtir, onları öğrenmek zorundalar. Sadece bu da değil, psikolojinin yakın alanlarına da aşina olmak zorundalar en azından. Felsefeyi felsefeci kadar bilmeseler de antropoloji, insanla ilgili ekonomi, bizim ders programımızda zorunlu ders olarak mesela birinci sınıflarda ekonomi bile var. Yani davranış ile ilgili, insan ile ilgili bütün temel bilimlere, biyoloji bu arada, aşina olmalarını istiyoruz biz. Bu da sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada böyledir genellikle. Birinci sınıflar birazcık psikoloji aldıkları dersin %20'si falan gibidir. Yani peki nasıl bir şey çıkartabiliriz? Birinci sınıflar birazcık dediniz şaşırıyorlar aslında. Evet, evet. Ama hangi sınıf daha zordur onlar için? Mezun olurken mi daha zorlanıyorlar, yoksa birinci sınıftaki şikayetleri biraz ağır mı basıyor? Aslında hiç düşünmedim ama bu yine güzel bir soru. Birinci sınıfta zorlanıyorlar sanki. En düşük notlara da birazcık orada alıyorlar ve nedeni de bu sanki. Biz psikolojiyi okumaya geldik diye geliyorlar. Olmadık ders aldıklarından şikayet ediyorlar. Onun için fazla da hevesle çalışmıyorlar. Bir de birinci sınıf şeyi. Zaten bir üniversiteye geçiş dönemi her zaman. Sanırım en zor gelen o olsa gerek. Diğer bölümleri daha uzmanlaşmış derslerde falan daha rahat, daha severek, daha hevesle psikolog oluyoruz hevesiyle. Daha başarıyla hallediyorlar sanki. Dördüncü sınıflarda notlar hep yüksektir evet, mesela benim. Ustalaştıktan sonra evet, ders sistemiyle de ilgili. Evet. Hani daha bir istekli de oluyorlar. Yani o bakış açısını kazanıyorlar. Belki o ilk etapta biraz güç oluyor ama daha sonrasında. Sonradan herhalde daha haz almaya başlıyor. Evet. Sonuna kadar da gitme heyecanı sarıyordur herhalde öğrencileri. Evet. Peki biraz teori ve uygulama olarak ayırırsak nasıl bir ağırlık var derslerde? Teori ağırlığımızın daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Değil mi? Psikoloji herhalde daha çok çözümlemeye dair. Yani uygulamalı alanımız da var, sözünüzü kesiyorum. Tabii test uygulaması, çünkü psikologların çok yaygın olarak kullandıkları hani yöntemlerden bir tanesi. Psikolojik değerlendirme yaparken, görüşme teknikleri gibi dersler. Bunlar da var tabii ki müfredatımızda ama bunun yanında teorik derslerin daha ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. O uygulamalarda testler ne şekilde oluyor? Öğrenciler nasıl yönleniyor o testlerde? Testlerin uygulanması ile ilgili zaten belirlenen bir takım standartlar var. Bu standartlar sadece mezun olduktan sonra mezuniyet belgesiyle bir diplomayla bir takım testlerin uygulanmasını kabul etmeyecek nitelikte. Yani ayrıca bir takım testlerin uygulanabilmesi için örneğin zeka testleri gibi ek eğitimlerin, sertifikaların alınması gerekiyor. Ama biz test uygulamasında öncelikle hani psikometrinin, ölçme ve değerlendirmenin ne olduğunu öğrencilere anlatmaya, değerlendirmenin nasıl yapıldığını öğretmeye, test uygulamasında da bir takım alanda sıklıkla, yaygınlıkla kullanılan testleri tanıtmaya, onların uygulaması hakkında hani genel bir çerçeve oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü
birçok psikolojik test var uygulanan. Hangi alanda çalışacaklarına göre mezun olduktan sonra psikolog olacak kişilerin o testleri neye göre seçecekleri, nasıl uygulayacakları konusunda daha sağduyulu olmalarını sağlamaya çalışıyoruz bir taraftan da. Testler. Peki anket uygulaması gibi şeyler yapıyor mu öğrenciler? Evet, yapıyorlar. Yani örneğin ölçüm ve değerlendirme dersi kapsamında test uygulaması, test geliştirme gibi bir çalışma yapabiliyorlar örneğin. Onun dışında elbette yüksek lisans ve doktora aşamasında çalıştıkları konuya bağlı olarak anket uygulamaları yapabilirler. Ve onun değerlendirmeleri ve istatistik analizleri üzerinden bir çalışma yürütebilirler. Öğrencilerin katıldığı faaliyetlere gelecek olursak ne gibi programlar oluyor, ne gibi faaliyetler aktif oluyor? Evet, aktifler mi? Psikoloji bölümü öğrencileri neler yapar? Biraz onlar üzerine konuşalım. Psikoloji topluluğumuz var. Onun dışında bölümün de hani organize ettiği 18. Ulusal Psikoloji Kongresi'nin organizasyonu Uludağ Üniversitesi evet. Psikoloji bölümü tarafından gerçekleştirildi. Onun dışında da öğrencilerimiz psikoloji topluluğu kapsamında hani psikoloji ile ilgili film gösterimleri, öğretim üyelerinde bulunduğu hani tartışma gibi hani bir takım etkinlikler düzenliyorlar bildiğim kadarıyla. Onun dışında belki eklemek istediğiniz bir şey. Evet. Evet, biraz daha belki kongreyi açabilirsiniz. Sizin için gayet kongre, önemli bir kongre. Evet, evet. Geçen sene çok önemli bir kongre yaptık. Burada Psikologlar Derneği Bursa Şubesi ile işbirliği halinde Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü olarak büyük bir kongreydi. Merinos Kültür Merkezi'nde 1200 küsürdü herhalde katılım. Öğrenciler 900'ü falan öğrenciydi. 300 civarında bildiri gerçekleşti. Tam rakamları hatırlamıyorum ama 350 civarında bildiri gerçekleşti. Çok önemli insanları sadece Türkiye'den değil, uluslararası Avrupa'dan, Amerika'dan önemli davetli konuşmacılarımız vardı. Şeyde de lokal ya da ulusal medyada da bayağı önemli bir kongre olarak bulundu. Başarılıydı. Yani öğrencilerimiz çok 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 yardımcı oldular. Çok sevindiler böyle bir kongrenin burada yapılmasına. Çok güzel bir kongreydi bence. Yani psikolojinin en son halini tüm alanlardan, özellikle ben kongre düzenleme kurulu başkanı olarak çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Uzun zaman önce psikoloji çoğu kuramsal olurdu. Uygulamaya dönük olsa bile daha çok araştırmaya, yayın yapmaya dönük şeyler gibi ben görürdüm kongreleri. Belki yanılıyor olabilirim. Ama Türkiye'de de nihayet halka hizmet eden, birazcık topluma hizmet eden, belki insanların sorunlarına doğrudan çözüm arayan çalışmalar da vardı. Mesela çocuk yetiştirme kurumlarında yapılan çalışmalar vardı. Bir taraftan onları anlamaya çalışıyoruz. Onların sorunlarını anlamaya çalışıyoruz. Ama bir taraftan da soğukkanlı hani bir mesafeyle bizim işimiz bu deyip arkamızı dönmek yerine onlarla ilgilenenler oldu. Görevliler, araştırmacılar, onlarla görüşmeler yapan araştırmacılar oldu. Onların sonuçlarını rapor ettiler kongrelerde. Güzel bir kongreydi yani. Evet. Çok heyecanlı. Şimdi istihdam alanlarına geçeceğiz. Ama evet, onun öncesinde şunu merak ediyorum. Psikoloji bölümü gerçekten çok aslında önemli bir bölüm. Çok dikkat edilmesi gereken hassas bir bölüm diye aslında çerçevelemek lazım herhalde. Evet. Bununla birlikte öğrencilerin sahip olması gereken ahlaki kurallar, değerler. Ahlaki de. Yani evet, sizler evet için nedir? Bir psikoloji bölümü öğrencisinin ne yapmaması gerekir? Sonuçta topluma hizmet edecek, çok evet önemli yerlerde bulunacak, hassas dokunuşlar yapacak. Sizin için ondan çok önce önemli isterseniz noktalar nedir? Teknik olarak etik değerleri konusunda teknik olarak ne yapıyoruz onu söyleyelim. Hı-hı. Dördüncü sınıfta zorunlu bir dersimiz var. Psikolojide etik adı. Bütün alanlarında psikologlar çalıştıkları yerlerde ne gibi etik ya da ahlaki değerlere, evrensel değerlere ne denir, uygun davranmak zorunda. Onun çok ayrıntılı bir dersini yapıyoruz. Yani haftada 3 saat 4. sınıf öğrencileri onu öğrenmek zorunda. Şimdi tabii ki koca bir dersi buraya sığdırmak zor. Tabii ki. Ama bir psikolog olarak da çok temel şeyler vardır. Belki herkesin anlayabileceği
ne diyelim, mesela birisiyle görüşme durumundaysanız onu kimseye söylemezsiniz. Kim bir gizlilik, bir mahremiyet tabii orada ki, olması ki, gerekiyor. Herhalde en önemli şey. Elbette, benim elbette. De direkt aklıma gelen ilk şey o oldu açıkçası. Evet, evet. Araştırmalarda ne gibi etik, hem insanlarla yapılan hem de deney hayvanlarıyla yapılan araştırmalarda ne gibi etik değerler göz önünde bulundurulmalı? Dersin büyük bir kısmı da o elbette. Herkesle her konuda araştırma yapamazsınız. Psikolojik çalışmalar genellikle insanların biliyorsunuz sadece anket falan olabilir, deney olabilir, deneysel müdahaleler olabilir. Bizim meşhur bir Milgram deneyimiz vardır. Belki duydunuz mu bilmiyorum. Sosyal psikolojide itaat deneyi. Şimdi şeyde Facebook'larda falan birazcık meşhur oldu. Anlatayım mı isterseniz tabii, kısaca? Tabii buyurun. Efendim Milgram bir Alman araştırmacı, sosyal psikolog. Herhalde Nazi zulmünden Amerika'ya göç etmek zorunda kalmış. Ve Almanya'da uğradığı zulme karşılık nasıl bunu yaptılar? İnsan nasıl bir varlık ki bize bunları yaptı sorusunun peşinde insan ne kadar itaatkar olabilir? Hangi koşullarda itaatkar olur? Sorusuna karşılık inanılmaz bir çalışma yapmış. Deneysel çalışma. Efendim kısaca insanlara eğitmen ve yalancı eğitmen ve yalancı öğrenci aslında bir tek denek var. O da eğitmen. Diğeri deneycinin yardımcısı. Bir deney odasına almış ve demiş ki sen şu kişiye bazı şeyler öğreteceksin. Bilemediğin zaman ceza vereceksin. Nasıl ceza vereceksin? Elektrik şokuyla. Öğrenen kişi bir kabin içerisinde. Aslında kişi falan yok. Sadece duyduğu bir ses. Kısa keseyim efendim. Ve şunu anlamış. Deney ortamında, laboratuvarda insanlar öyle bir role girdiklerinde inanılmaz cezalar veriyorlar. Ölümcül dozlarda elektrik şoku uygulayabiliyorlar deneycinin karşısında. Ölümcül dozlarda şoklar uyguluyorlar. Ve deneklerin neredeyse %65'i, %70'i bunu yapıyor. Tabii şimdi 1960'larda yapılan bir çalışma bu. Soru şu, etikti ya konu. Soru şu, nasıl insanlara böyle bir insanları, denekleri böyle bir araştırmaya konu ettin? Çok sorun oldu sonradan. Çünkü o deneyden çıkanlar, kendilerini o itaatkar rolde bulanlar çok rahatsız oldu, şikayetçi oldular falan filan. Gerçekten de dikkatli olmak gerekir. Yani bir şey gösterdi Milgram belki insan ne kadar itaatkar olabilir. Ama onun da bedeli çok belki deneklere... Evet, onlara kötü yansıdı diyoruz o zaman. Affedersiniz, daha önce sorduğunuz bir soruyu tamamlamak istiyorum bölüm başkanı olarak. Dersler ne kadar uygulamalı, ne kadar kuramsal? Kuramsal ağırlıklı dedik ama bu bütün bölümlerde öyledir. Yani lisans düzeyinde ağırlıklı olarak psikolojinin temel kavramları, temel olguları öğretilir. Tabii. Uygulamaya daha çok, daha ziyade mezun olduktan sonra geçilir ama uygulamaya yönelik derslerimiz ve uygulamalarımız da az değildir. Mesela efendim alan uygulaması diye bir dersimiz var. Yine 4. sınıfta 2 dönem olmak üzere öğrencilerimiz çeşitli kurumlarda, daha sonra mezun olduktan sonra görev yapacakları kurumlarda uygulama yaparlar. Stajyerlik gibi bir şey. Ama stajyerlik ayrıdır. Bir de alan uygulaması dersi vardır. Alan uygulaması dersinde alanda çalışan insanlarla bilgi alışverişinde bulunurlar. Belki o alanlara gidip çalışırlar falan. Stajyerlik vardır bir de. Zorunlu stajyerlik mi? Bizim i̇steğe bölümde bağlı. İsteğe bağlı ama hepsi yapmak yapar. İstiyor herhalde. Genellikle evet. Öğrencilerin çoğu sağlık kurumlarında, efendime söyleyeyim, hapishanelerde, özel eğitim kurumlarında staj yaparlar genellikle. Hı. Çoğu yapar yani. Bunlar tam da istihdam alanları zaten. Değil mi? Tam evet, oraya giriş yapacağız zaten evet. Şimdi. Görüşme teknikleri, test uygulaması dediğimiz gibi bunlar da uygulamaya dönük. Küçük bir laboratuvarımız var. Resmini bugün getiremedim. Orada görüşme teknikleri yaparlar. Bizzat dışarıdan insanları o ders kapsamında görüşmeye alırlar. Bir süre izlerler falan.
terapi deyince insanların aklına gelen şeyler böyle şeylerdir. Onun bir o küçük bir uygulamasını yaparlar yani. İstihdam alanlarına gelelim şimdi. Evet, öğrenciler mezun oluyor. Sonuçta ağır bir koşulda diyelim. Biraz teori hem de uygulama. Evet. Bunları aldıktan sonra o disiplini artık hayata geçirecekleri bir mesleği bulma çabaları başlıyor. Hangi meslekler onlar için kapıda? Evet. Tabii psikolog deyince ilk olarak akla yine danışanla görüşen, terapi yapan, psikoterapist türünden psikologlar gelir. Çoğunlukla da o işi yaparlar sağlık kuruluşlarında, sağlık bakanlıklarında zorunlu istihdam, zorunlu psikolog bulundurması gereken pek çok kurum vardır. Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, hapishanelerde başka ıslah evleri mi diyoruz çocuklarla ilgili. Kurumlarda, özel eğitim kurumlarında zorunlu psikolog bulundurmaları gerekir. Çok az ilgilenmekle birlikte öğrencilerimiz, bütün Türkiye çapında belki bilmiyorum, bizim öğrencilerimiz özellikle formasyon alıp öğretmen olabilirler. Ama şimdiye kadar oluyorlardır eminim ama bizim haberimiz olmuyor. Çok az ilgilenirler. Çünkü istihdam gerçekten çok. Psikoloji mezunları için. Genelde ki Fen Edebiyat Fakültesi'nde hani formasyon düşünen öğrenciler olabilir. Zira bunun da bazı bölümlerde ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Evet, biraz da o istihdam alanlarının dar olduğunu düşünenler kendilerini hemen ona atmak istiyorlar. Kesinlikle. Ama psikolojide bu gerçekten sizin dediğiniz gibi herhalde. Değil. İnsanlar hemen kendilerinin mesleğini yapmak istiyorlar. Öğretmenlikten ziyade onu daha ileriye taşımak için galiba biraz da bu bölümü okuyorlar. Aslında o konuda da isterseniz psikolojinin dışına çıkıp bir dakika belki fikrimi söyleyebilirim. Fen Edebiyat Fakülteleri için formasyonu ben de önemsiyorum. Fen Edebiyat Fakültemizin bu konuda çok ülke çapında girişimleri oldu. Onu önemsiyorum. Neden? Yani başkası nasıl düşünür bilmem ama bir şeyi öğretmek için o şeyin eğitimini almaktan daha güzel ne olabilir? Fen Edebiyat Fakültesi'nde bu temel bilimlerin uzmanı olurlar insanlar. Biyolog olurlar, kimyacı olurlar. Ve onlar olmayacak da öğretmen kim olacak isterlerse eğer. Başka yerlerde istihdam edilebilirler ama psikolojide genellikle dediğiniz gibi ilgi daha çok bir an önce efendim insanlar psikolog deyince ne anlıyorsa onu icra edelim yolundadırlar. İş alanı çok. Ama onunla ilgili bir başka problem var. İş alanı çok olduğu için popüler hale geldi. Türkiye'de psikoloji son derece popüler bir bölüm. Puanı yüksektir genellikle. Ama yine de şöyle bir sorunumuz var. Çok talep gören bir bölüm olduğu için özel üniversiteler hiçbir bölüm açmadan pek çok üniversite öyle başlar. Pek çok Fen Edebiyat Fakültesi şeylerde, özel üniversitelerde böyle başlar. Psikoloji bölümüyle başlar. Çünkü bitmek bilmeyen bir talep. Şimdi bu niye sorun? Neden yani herkes psikoloji öğretebilir? Ama bu işin minimum standartlarını oluşturmak için biraz fazla erken. Yani bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı ya da YÖK biraz geç kaldı. Minimum standartlarını oluşturma konusunda yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz dernek olarak. Temel koşullar ne olmalıdır? Onlara karar vermeye çalışıyoruz. Ama görünen şu, yani biraz önce sorun diye tespit ettiğim karamsar tablo şu. Pek çok özel üniversitede şu anda 3 öğretim elemanıyla, 3 öğretim üyesiyle psikoloji okumuş ya da psikoloji konusunda uzman, master doktora yapmış 3 kişiyle psikoloji eğitimi veren pek çok özel okul var şu anda. O zaman yani niteliksiz bir eğitimden mi bahsediyoruz? Aynen. Yani onlar mezun olacak. Bir de kontenjanı da kontrol edemiyoruz gibi. YÖK'ün tabii bu konuda bir kontrolü var. Ama yine de sürekli zorlayan bir kontenjan talebi. Pek çok özel üniversitede 100 falan gibi 100'den daha fazla kontenjanlarla öğrenciler alındığını biliyoruz. İnanılmaz sayıda bir psikoloji mezunu bekliyor bizi. Efendim onları ne yapacağız? Yani biraz önce söylediğim iyimser tablo
istihdam olanakları belki yetmeyecek ileride. Ama yine de kontrol edilecek gibi. Örneğin akreditasyon süreci vardır. Dernek ya da Fen Edebiyat Dernekleri, Fakültesi Dernekleri ya da Psikoloji Derneği tarafından psikoloji bölümleri, çok saygın psikoloji bölümleri kendilerini akredite ederler. Bizim psikoloji bölümümüzde o süreç içerisinde, üniversite içerisinde görüşme halinde, üniversitenin bir üst kuruluna sunduk geçen dönem ve düzeltmeleri yapıyoruz. Ne demektir akreditasyon, akredite olma süreci? Bağımsız bir kuruluş tarafından, efendim siz psikoloji eğitimi vermek ya da psikoloji çalışmaları yapmak için yeterli olanaklara, yeterli kadroya sahipsiniz yetkisini ya da onayını almaktır. Bu iş ciddiye alınırsa eğer, biraz önce söylediğim sorun bir parça giderilir elbette. Yani akredite olmayı zorunlu hale getirmek bir seçenek midir bilmiyorum ama en azından bu iş ciddiye alınırsa herkes, yani öğrenciler bu bilince sahip olursa, akredite olmuş ve olmamış bölümleri ayırt etme bilincine sahip olursa belki bir işe yarayabilir. Evet, sizin düzeyini arttırmak için. Evet, ek olarak da meslek yasasıyla ilgili olarak gelişmelerin kaydedilmesi de önemli. Alanımızda eksikliklerden bir tanesi de bu. Meslek tanımının yapılması ve meslekle ilgili kimin icra edebileceği, yeterliliklerin belirlenmesi. Psikologlar Derneği... Bir ayrım var bir de, yani psikolojik işte danışman nedir o iş... Onu kim yapıyor? Bazıları hatta hırçın bir tablo sergileyebiliyor. Evet, BDR'nin psikolojik danışma, rehberlik ve psikologlar. Kimdir? İşte bunların tanımlarının bir anlamda net bir şekilde yapılması, hı-hı, ve meslek yasasının da hani bu konuda yol göstermesi önemli. Derneğin, hı-hı, yaptığı çalışmalar var. Fakat hala bu çalışmalar tam bir sonuca ulaşmış değil. Buradaki karmaşıklık sürüyor. Evet, zaten hani genel olarak da psikiyatri ve psikolog, hani psikiyatrist ve psikolog arasındaki fark da hani sorulan nedir farkınız, evet, şeklinde. Hani bunların daha bir açıklığa kavuşması, belki de insanların daha fazla bu konuda, evet, çünkü bilgi sahibi olması önemli. Bildiğimiz genel kanılarla biz ayırıyoruz. İşte ilaç kullandıran psikiyatridir. İşte ilaçsız tedavi yapan. Temelde bir anlamda doğru, evet. Hı-hı. Yani bu psikiyatristler tıp eğitimi aldıktan sonra, hani ilaç yazma gibi bir yetkilerinin olmasının yanında, eğer psikoterapi yapmak için bir eğitimde alırlarsa, hı-hı, aynı zamanda tedavilerinde psikoterapi tekniklerini de kullanabilirler. Bununla beraber klinik psikolog yüksek lisansını yapmış olması koşuluyla, yani sadece psikoloji eğitimi almış olmak klinik psikolog olmak için, yani uluslararası teşhis ve tanı kriterlerine göre sınıflandırılmış danışanların tedavisi, sağaltımı üzerine çalışabilmek için sadece psikoloji eğitimini almış olmak yeterli değil. Sadece 4 yıllık bir eğitimle alana çıkıp danışanlarla görüşülmesi ve tedavi amacıyla psikoterapi yapılması aslında mümkün değil. Bunların önüne geçilmesi açısından da meslek yasasının, hani şu an torba yasayla bir takım öngörülen, öne sürülen kararlar var. Bunların da nihai bir şekilde sonuçlandırılması da önemli bizim mesleğimiz adına. Evet, bir de şunu öğrenmek istiyorum. Yani psikoloji bölümünde, evet, mezun oluyorsun, sonra sonuçta eğitimini tamamladıktan sonra bunları olabilme şansın var. İstihdam alanlarını yaratmak senin elinde. Ama psikoloji öğrencisi acaba kişilik özellikleri olarak nasıl olmalı? Kimler psikolog olamaz? Çünkü bununla ilgili de sonuçta farklı örnekler de gelebilir aklınıza. Belki siz öğrencilerinizden bile bunu hissedebiliyorsunuzdur. Bazı öğrencilerinizden, bazılarının ne kadar aslında buna yatkın, bu mesleğe yatkın, bazılarının da aslında bu mesleği yapamayacak kişiler olduğunu. Yine belki meslek derken oradaki ayrımı yapmakta fayda var. Yani klinik psikolog olmayı düşünen bir kişinin genelde yurt dışında yapılan eğitimlerde kendisinin de bir terapi sürecinden geçmesi. Buna self experience de derler. Hani böyle bir değerlendirme sürecinden ve bir psikoterapi sürecinden geçmesinin uygun olduğu düşünülmekte. Ama tabii bunu psikolojinin her alt alanı için yapmak pek gerekli ya da olması gereken bir zorunluluk değil. Tek bir alanı için belki de böyle bir şey. Çünkü hani bir danışanla ve hani ruhsal problemler yaşayan bir kişiyle muhatap olunacağı için kendisinin de birey olarak yaşadığı belki sıkıntıların farkında olması, bu ortamda
görüşme yaptığı kişiyle kendisinin daha bilincinde olarak hareket etmesi açısından önemli bulunuyor. Evet. Siz bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Bana şeyi hatırlattı sorduğunuz soru. Eskiden söz edilirdi. Şimdi var mı öyle bir şey bilmiyorum ama psikoloji ikinci sınıf hastalığı diye bir şeyden söz edilirdi. İkinci sınıf öğrencilerde şöyle bir şey gözlenir genellikle. Tabii derslerin standart olduğunu varsayarsak, ikinci sınıfta davranış bozukluklarının tanımıyla klinik psikoloji ya da psikopatoloji gibi derslerle ilk karşılaştıkları zaman bütün öğrenciler bir parça kötü hissetmeye başlar. Neden? Çünkü öğrendiği her şeyi kendisinde bulmaya başlar. Depresyon derseniz, evet ben bir parça depresyonum gibi hissetmeye başlar. Şizofren belki değil ama şizofreni. Ama diyelim ki panik atak dersiniz, efendime söyleyeyim ben bir parça sanki var gibi. Uykusuzluk, evet bir parça var gibi hissetmeye başlar. Neden ikinci sınıf hastalığı denir? Çünkü yine ideal olarak, ideal koşullar altında derslerin sırasıyla verildiği bölümlerde giderek şunu anlar. Aslında belki bütün insanların da anlaması gereken o. Psikolojik rahatsızlıklar ya da evrensel tanımıyla davranış bozuklukları, yani tanı kapsamına giren davranış bozuklukları aslında bütün insanlarda olan şeylerdir, özelliklerdir. Depresyon herkeste vardır. Herkes bir parça depresif hissettiği günler olur, depresif hissetmediği günler olur. Efendim, uykusuzluk, herkes hayatının belli bir zamanında kaygı bozuklukları, özellikle öğrencilerin mustarip oldukları ikinci sınıfta belki odur. Çünkü kaygı her yerde, herkeste stres ya da kaygı vardır. Acaba bende yani patolojik bir durum var mı diye endişelenirler. Diğer sınıflarda dedim ya, 3. 4. sınıfta şu gerçekle karşılaşırlar. Aslında bu rahatsızlıkların temellerine, daha düşük düzeylerine hepimiz sahibiz. İnsanın en doğal halleridir bunlar. Stressiz hayat olmaz. Depresyonsuz, depresif hissetmeden insan olmak mümkün değildir. Hayatınızın belli bir döneminde belli bir nedenle depresif hissedebilirsiniz. Kötü haber alırsınız, kötü bir şey olur. Efendim, kaygı bozuklukları. İnsanlar eşit düzeyde kaygıya sahip olmak zorunda değiller. Kimisi daha kaygılıdır, kimisi daha... Peki bizim için önemli olan ne? Müdahaleyi gerektirecek kadar yüksek şiddette olması bu belirtilerin. Yani efendim depresyon tanısı almadan önce herkes depresif hissedebilir ama günlük hayatı bozacak kadar. Bağımlılık. Hepimiz bağımlıyız. Kimimiz kahveye bağımlı, kimimiz çaya bağımlı, değil mi? Aslında evet. Bunlar da madde bağımlı. Bu arada benim uzmanlık alanım. Ama bunun tanı kapsamına girmesi için belli bir derecenin üzerinde kişinin günlük hayatını imkansız hale getirecek kadar şiddetli olması ancak bunların bozukluk, davranış bozukluğu olarak. Evet, sorulacak çok soru var ama programımızın da sonuna geliyoruz. Tabii süremizin sonuna doğru dayandık. En aslında vurgulayıcı, merak edilen şeylerle biraz noktalayalım istiyorum. Türkiye'de psikoloji dediğimizde işte en çok aslında sorun nedir sizce? Ki bunun başında herhalde ilaç kullanımı geliyor. Bu ilaç kullanımı ne durumdadır? Biraz bundan bahsedelim. Çok önemli bir konu. Ben de bu konuda bir kitap çevirdim. Çok önemsiyorum. Benim birazcık uzmanlık alanımla da ilgili psikofarmakoloji yüksek lisans ve doktoram. Ulusal Psikoloji Kongresi'ne bir psikiyatrist davet ettik. Bu konuda o söylediğiniz ilaç kullanımı konusunda birazcık tereddütlü davranan bir araştırmacı. Sorun belli. Siz de bu soruyu sorarken eminim öyle bir varsayımla sordunuz. Psikiyatrik ilaçlarda biraz enflasyon diyebiliriz. Yani herkes, yani neredeyse bir akademisyenler bile, profesyonel insanlar bile, kaldı ki efendime söyleyeyim öğrenciler, bütün meslek gruplarından bütün çok yazılıyor ne yazık ki. Bu kimin sorunu? Bir mesleğin sorunu mu? Psikiyatristleri sadece bu konuda suçlamak birazcık haksızlık olabilir. Bir sistem sorunu mu? Devlet sorunu mu?
Buna karar vermek zor. Ama öyle bir sorun var ne yazık ki. Her konuda en ufak bir şikayetle, efendim sınav kaygısıyla, ÖSS, üniversite giriş sınavından önce öğrenciler elbette kaygılanacak, değil mi? Elbette bizden birazcık daha mutsuz ve kaygılı olacaklar. Ondan daha doğal ne olabilir? Ama efendim eğer bir yardım amacıyla bir yere başvurduysa kesin bir ilaçla karşılaşır. Ben önermiyorum her konuda, her hayatı biraz önce söylediğim gibi gerçekten zor duruma sokan bir takım sendromlar vardır. Hastalık demeyelim de davranış bozuklukları vardır. Belki o konularda ilaç yardımcı olabilir. Ama günlük sorunlar karşısında ilaç kullanmak birazcık uzun dönemli zararlı etkileri olabilir. Yani sürekli o kullanılan ilaçlar, ki bu doktordan doktora da çok değişiyor, evet, gerçekten. Evet. Kimi tamamen yıllardır, yani çok dediğimiz eşikte olan, yani çok ileri vaka olmayan kişilerde bile işte 15 yıl, 20 yıl boyunca aynı ilacı kullandırmak gibi bir şey var. Ki bu, evet, özellikle yani belki de yoğunluk oluyor tabii bazı doktorların başında, kastettiğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Yani evet, o yoğunluktan da dolayı o, evet, ilaçları sürekli verme gibi bir şey var. Evet. O ilaçla o kişi aslında ilaç bağımlısı haline gelmiş oluyor. Sonra da bunu bırakamazsın çünkü sen bunu çok uzun süre kullandın. Ne güzel söylediniz. Evet, tam da sorun bu. Hatta ve hatta bilimsel çalışmalarda bile bir ilacın etkinliğini tespit etmek için ilaçsız grup ile ilaçlı grubu karşılaştırmak zorundayız ya. Hı hı. İlaçsız grubu genellikle hali hazırda ilaç almış ama o araştırma için ilaç bıraktırılmış grup, hı hı, oluşturur. Şimdi biraz önce ne söylediniz siz? İlacı bırakınca insanlar yani normalden daha kötü hissederler. Evet. Bağımlı oldukları bir maddeyi kullanmak gibi. Bunlar bağımlılık yaratan maddeler falan demek istemiyorum. Ama herhangi bir psikoaktif maddeyi bırakmak davranışlarda, duygu durumunda çok önemli olumlu ya da olumsuz, genellikle olumsuz değişmelere sebep olabilir. Son dakikamıza girdik. Ben hemen birer cümle sizden alacağım. Şunu da merak ediyorum. Türkiye'de şu an en dikkat ettiğiniz, en aslında üzerine yoğunlaşılması gereken sorun ne? İlaç tabii ki bu sektörün sorunu dedik. Aslında tabii ki insanların sorunu ama psikolojik olarak bütün toplumda da gördüğümüz, yine her şeyde karşımıza çıkıyor. Belki bir sorun değil ama şu anda bilgi ve iletişim teknolojilerinin çok yaygın bir şekilde kullanılıyor olması ileride, hmm, bu alanda yapılan psikolojik çalışmalar açısından da çok önemli bence. Ben önümüzdeki yıllarda psikolojinin daha bu alana doğru yöneleceğini ve psikolojik yardımın, şimdi bahsettiğimiz gibi doktorların başının çok yoğun olması ve belki de gerekli tedavi için gerekli ilginin gösterilememesinden bahsettik. Bilgi ve iletişim teknolojileri şu anda bu boşluğu kapatabilecek bir potansiyele sahip. Ve psikolojinin ben bu alana yöneleceğini ve bu bahsettiğimiz sorunu belki çözmek için kullanabileceğimiz bir alternatif olabileceğini düşünüyorum. Hani biraz da olumlu tarafından bakmak gerekirse. Ve tabii ki ilaç kullanımının bir doktor kontrolünde olmadan kesinlikle düşünülmemesi, yapılmaması gerektiğini de burada söylemekte fayda var. Evet, teşekkür ederiz. Sizden de alalım bununla ilgili. Doktor kontrolü deyince benim aklıma başka bir, bu önemli bir sorun. Bugün eczaneden kötü yönlendirmek olmaz umarım ama doktor reçetesi olmadan da almak bazı ilaçları mümkün. Özellikle bu konu önemli elbette. Dikkatli olmalarını öneririm. Ama bir psikoloji bölüm başkanı olarak kapatmadan önce belki yetkili kurullara, YÖK'te, bakanlıklarda yetkili kurullara psikolojide, bu psikoloji bölümlerindeki patlamalara, yetersiz koşullarda psikoloji eğitimi verilmesine dikkatlerini çekmek isterim. Bu çok önemli bir problem. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Değerli bilgilerinizi paylaştınız. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Davet ettiğiniz için. Efendim, Eğitim Saati programı sonuna geldik. Mutlu bir gün geçirmenizle ilgili. Hoşçakalın.